Hanımlar, beyler, uzun bir aradan sonra Deep Craft'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi nerelerdeyim, neredeyim diye soracak olursanız sadece bir süre uzak kaldım. Yapmam gereken şeyler birikti serverda, onlarla ilgilendim sürekli. Videonun girişini burada yapayım dedim çünkü son bölümlerde sürekli Wither'larla uğraştık. Elimizde farmlardan biriken bayağı bir Wither kafası oldu ve bunları kesmek de çok zorlaştı. Haliyle anlayacağınız epey bir efor sarf ettirir oldu bu durum bize. Ben de bunun için bir çözüm bulmaya çalıştım. Murat 3 stack ya da 2 stack mi ne şeyi kesmiş. Wither yıldızı, Nether yıldızı elde etmek için bayağı bir uğraşmış. Sonrasında ben geldim buraya, küçük bir tane böyle sistem yaptım. Hatırlarsınız eskiden Yasin abinin şeyi vardı, böyle pistonla yukarı ittirir, Nether'da sıkıştırırdı bir yere. İşte bu onun tahta kılıçla keserdi. O bunun kılıçsız versiyonu. Şöyle göstereyim ben size mesela. Şuraya diziyorsunuz bunu, ruh kumunu. Şu basınç plakasının üzerine duruyorsunuz ya da şu nota bloğunu tıklıyorsunuz bir kere. Bir trik çıkarıyor. Hiçbir şekilde kılıç falan kullanmanıza gerek yok. Yani siz buradayken, daha doğrusu siz bu yakınlardayken, yani bir tır buradayken, şurada arkada görmüş olduğunuz 25 tane hooperlı vagon yukarıda görmüş olduğunuz üzere Wither'ın canını çatır çatır indiriyor. Ha, kılıçla biraz destek çıkarsanız çok daha hızlı ölür, o ayrı bir şey. Ancak anti-stick ramming sayesinde çok rahat ölüyor. Hiç el kullanmadan bir Wither'ın öldürme süresi yaklaşık 30 saniye falan. Zor bir şey değil aslında. 3 tane dispenser içlerine kafalar konulmuş. Altına bir tane nota bloğuna bakan observer, önüne de bir basınç plakası. Şuraya hooper, hooper'ın üzerinde 25 tane hooper'lı vagon. Gördüğünüz gibi artık bunun sayesinde yıldızları kasmak biraz daha kolay. Tam anlamıyla otomatik denemez ama otomatik Wither kesme sistemi gibi bir şey bu. Bu burada bulunsun, bizim abiler için kolaylık olur. Ne yaptık ne ettik şey bölümlerin arasında? Bir miktar bir şeylerle ilgilendik. İşte nasıl yapalım? Ben bayağı bir Wither kafası şey yapmıştım, kesmiştim hatırlarsınız. Onları birçoğu elimde kaldı. 200 tanesini çıkar, 200'ünü düşüremeyince bir 200 daha çıkaramadık. Birçoğu elimizde kaldı. Bunları şöyle atalım. Bunlar da koleksiyonumuza gider, Wither kafaları. Hatta şunları üzerime alayım. Bunlar bizim koleksiyona dahil olurlar. Bunlar burada dursun. Bu Nether yıldızlarını, bu kadar Nether yıldızını ne yapacaksınız abi diye soracak olursanız, güzel bir planım var onlar için. Bu bölüm onu hallederiz. Burayı da bu sistemi yaptım, küçük sistemi. Bu iyi bir şey. Şimdi şuraya, nerede o? Yedek eşyalar değil. Bir tane şalkırım vardı, cüzdan şalkırı. Şu Nether yıldızlarını buraya koyayım ki güvende olsunlar. Zaten burası bayağı en değerlerimi koyduğum yer. Şimdi uzun bir zamandır böyle farmdur şudur budur üzerinde uğraşıyorum. Kendi base'imi yapma işini bayağı bir ihmal ettim. Bu bölüm ufak ufak bir base işine başlayalım. Bugün günlerden Perşembe. Yani bu video için bayağıdır uğraşıyorum sağda solda. İşte kum kazmaktır vesaire, bir şeyler yapmaktır. Paso malzeme toplamakla meşgulüm. Bir tane TNT matkabı dizayn ettim. Kendi base'im için. Base'imin bir kısmı gereksiz. Bunların hepsini az sonra konuşacağız. Bir TNT matkabı craft ettim arkadaşlar. Dizayn ettim daha doğrusu. Adamın belli bir kısmını patlatmayı düşünüyorum onunla. Şöyle hemen roketimiz varsa uçalım. Şu sandık odası köylü farmı yerinden bir kurtulalım istiyorum. Nereye koyacaktık? Şuraya koyacaktık. Bunları atalım böyle. Hepsini attık mı? Hepsini atamadık. Neden atamadık? Birazını da şuraya koyalım. Burada karışık şeyler var da. Bunlar sandık odası yaptığımız zaman hepsi güzel bir şekilde yer bulacak. Çünkü şu an çok leş derecede dağınığım, yani anlayacağınız. Adamı büyüdükçe sandık odasına ihtiyacım olmaya başladı. Şimdi önceki bölümlerde ne yapıyorduk? Yani bu adayı çok güzel bir şekilde yaptık. Bir petrol rafinesi, demir farmımız var. İşte her türlü tahıl farmımız var. Yün farmı, kelp farmı, şu farmı, bu farmı, altta mob farmı. Her şeyimiz var. Bu bölüm buralara yollar yapalım istiyorum. Güzel yollar yapalım. Şu adanın bu kısmını dönüştürdüm. Dönüştürürken çok fazla malzeme harcadık. Abiler de yardım etti, bütün ekipteki herkes.
O kadar malzeme harcadık ki artık diyorum ki adanın bu kadar büyük bir kısmına ihtiyacım yok. Çünkü ada gerçekten büyük. Şöyle bir uçayım. Şöyle uçtuğum zaman ada bayağı bir büyük. Bunun için de şöyle şurada gösterebilirim size. Bakın, fenerin hizasında yerlerde slepler var. Bu sleplerden kalanını alayını patlatacağız gidecek. Yani şu kayanın bu kısmını yok edeceğiz. Şu kısmı fenerle yok ederiz. Bu kısmı ise TNT kullanacağız. Yani mushroom inekleri doğuyor. Öldürüp öldürüp doğuyorlar ya. Farmı falan da yapılabilir onların. Buraya bir TNT matkabı dizayn ettim. Şu görmüş olduğunuz şeyler bir TNT matkabı. Şöyle bakacak olursanız bir dispenser'ın içine bakan hopper var. Bu sistem şöyle bir şey olacak. Biz bir vagonun içine TNT dolduracağız ve vagon çalıştıkça bu adayı gümbür gümbür patlatacak. Kolay mı oldu? Bu kısım çok zordu. 7-8 stack dispenser craft ettim orası için ve dispenser craft etmek ölümcül bir şey. O zor bir şey yani. Bayağı bir ray yaptım. Rayları falan döşeceğim bu bölümde. Ondan sonra uzak çekimde şu kısmı bir patlatalım istiyorum. Hani Deep Craft'ta uzun süredir bölüm çekmiyoruz. Güzel bir bölüm olsun istiyorum. Bir miktar TNT yaptım. TNT de iyi malzeme götürüyormuş. 4 çalkır bir çalkır TNT için 4 çalkır kum gitti yani. Çölde onları kazarken iskelet spawnları buldum yanlışlıkla. Ulan neyse. Şimdi şöyle yapacağız. Bu bölüm dedim ya burayı patlatacağız. Bu makineyi bu bölüm tamamlayalım. Ondan sonra şu adamımızın bir kısmını patlatalım. O yüzden ben aşağı ineyim. Hemen yapmam gereken şeyler yapayım. Buralara ray çekeceğim. Rayları güçlendireceğim. Ardından sistemimizi çalıştıracağız. Ha şöyle bir şey diyebilirsiniz. Abi niye bunu uğraştın ya? İşte TNT çoğaltıcı sistemler var yapabilirsin diye de. Ben sevmiyorum. Yani TNT çoğaltmak Skyblock'ta mantıklı bir şey. Mesela böyle dükkanın mağazası falan var. Herkes kasılıyor afyakar şekilde. Siz kazmayla kasılmak istemezseniz TNT çoğaltmak farmlar için mantıklı bir şey. Ama ben sevmiyorum. Mesela ağaç farmı olsun, işte bir ada bir yer falan. Onları şeyle çoğaltılmış TNT ile duplicate edilmiş bug'a sokulmuş TNT ile yapmayı pek sevmiyorum. O yüzden normal gayet TNT kullanacağız. Şöyle bir shulker craft ettim işte. İşimizi görmezse bir shulker daha craft edeceğiz. En olmadı Onur abinin dükkanına dadanacağız. Gıdığım da güzelmiş. Ha bu sistem nasıl bir şey diye merak ederseniz. Şöyle ki bir hopper'ımız bir dispenser'a bakıyor. Dispenser aşağıya da sağa sola bakıyor olabilir fark etmez. Aralarında 4 boşluk olsun. Patlama çemberi böyle düzgün çalışır diye biliyorum hani tam hizasında. Dispenser'ın üzerine şöyle dedektör algılayıcı ray koyuyoruz. Geri kalan kısımları da şöyle güçlendirilmiş ray falan yapıyoruz. Böyle şunun üzerinden geçtiği zaman dispenser ateşliyor ve de sandıklı vagonun içindeki TNT'yi hopper çekip bir tanesini bunun içine bırakıyor. Böylece vagon gittikçe geldikçe adamız gümbür gümbür patlayacak. Adamızı bayağı bir küçülteceğiz. Bu bölüm kendimize base yapmaya başlıyoruz açıkçası. Evet geri döndüm. Tüm raylandırma işlemleri bitti. Bayağı bir ray gitti. İyi ki altın farmı, demir farmı her şeyimiz var. Ki olanı da kuruttuk yani. Şimdi şurada düzeltince de fark ettim ki inekler spawn oluyor. Yapacağımız şey artık basit. Adamız patlamaya hazır. Patlamaya hazır. Bunu çalıştıracağız sonra dış çekime gidip birazcık keyfini çıkartacağız. Sonra da işlerimiz var tabi. Neyse, ray döşeme işlemi de kolay zor değilmiş ya. TNT çoğaltıcıları birazcık hile gözüyle bakmasam çok daha kolay yapılan şeyler. Burayı yapmak nereden baksanız benim için 2-3 gün uğraştıran bir şey oldu. Şimdi şu inekleri keselim. Bu arada videoda değilken de kestim bir alamet ama nedense alan düzlenince çok fazla inek doğmaya başladı. Ya da şu an oyunda aktif tek kişi ben olduğum için de olabilir. Hani bunun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Şu inekleri gebertelim. Ondan sonra vay efendim işte TNT'lerimizi yükleyelim. Bir Shulker TNT'miz var. Hani bu sistemin en güzel tarafı az TNT ile çok iş yaptırabilirmişiz gibi geliyor. Her turda yaklaşık 6-7 stack TNT atacağını düşünürsek 4 turda falan bu adayı indirebilir mi diye acaba diyorum. İndiremezse eğer dediğim gibi önümüzdeki bölümlere bırakalım. Hem belki fazla abinin canlı yayınlarından bir tanesine de şu üzerinde durduğum adayı patlatırız, küçültürüz, burayı yok ederiz. Bunlarla ilgileniriz ama evet, patlamayı izlemesi güzel olacak. Teker teker patlatacağı için de server'a çok fazla lag yaptırmam herhalde. Tek başıma olacağımı bilmiyordum ama mesela Muhammed abinin şu aralar interneti kötü. Hatta sizin için güzel bir video çektik, onu hafta sonuna yetiştirmeye uğraşıyor. Yani bunu düşünerekten yapmıştım biraz da bunu lag yaptırmasın çok diye. Umarım düşündüğüm gibi olur. Bakayım başka inek kaldı mı etrafta?
Yok, kalmamış, güzel. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şuraya konayım. Başlangıç noktası olarak şurayı seçtim. Şu şalteri bir kapatayım. Sandıklı vagon craft ediyorum. Olan inekler de şu taraftalarmış. Tamam, sandıklı vagonumuzu koyduk. Ender chest'e ihtiyacım var. Ender chest'in içinde şurada şöyle bir tane şalkırımız var. Evet, üstüm başım birazcık karışık. Birazını atayım. Birazını atmayayım. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Bir tur gönderip şöyle bir çalışmasına bakayım. Ha, ilk turda TNT'leri mi yüklüyor sadece? Evet, aynen, ilk turda TNT'leri yüklüyormuş. Güzel, TNT'leri, ilk TNT'lerini yüklesin. İkinci turda büyük olasılıkla patlatmaya başlar. Güzel bir sistem olacağı benziyor. Render'a yetecek mi diye düşünüyorum. Hani vagon biz uzaktayken çalışmama durumu var, biliyorsunuz. En olmadı karakteri şöyle ortada bir yerde. Oha, yine inek spawn olmuş. Çok hızlı spawn oluyorlar ya. Adayı patlattıktan sonra bir ne yapsak? AFK mushroom farmı falan mı denesek? Pasif mob farmı. Şu adanın şu kısmını bir yerde düzleriz. Küçük bir alan ayırırız. Onunla bir redstone sistem yaparız. O tarafta da AFK bırakma yeri yaparız. Vagonumuz güzel bir şekilde devam ediyor. Dağıtma işlemini yapıyor. Vagon tam turun acaba ne kadar zaman tamamlar? Hızlandırma güzel olacak ama hızlandırma da çok fazla hızlandırmam gerekecek herhalde. Video 20 kat falan hızlandırmam gerekecek. Çünkü teker teker atacağını düşünürsek. Ama iyidir. Şeyi denedim. Normalde eski usul. Sütun sütun TNT doldurup da böyle taşın içine vermeyi denedim. Ya TNT radyosu değişmiş anladığım kadarıyla. Taşın içinde patladığı zaman normal zemine düşme patlamasının aynısını yaşatmıyor. Yani daha zayıf bir patlama yaratıyor. O yüzden ondan birazcık vazgeçmiş bulundum bu fikirden. Şimdi şunu bir durduralım. İşte ne kadar TNT kalmış bakalım. Güzel. Bu miktar herhalde götürmeye yeter. Aha. Şuraya TNT. Aa. Şu suları köreltmek gerek. Evet. Suları köreltelim. Sen yürü bir tanem. Heh. Sen TNT'lerini dağıtmaya devam et. Ben de şu suları körelteyim arkadaşlar. O dağıtsın ilk tur TNT'lerini. Bizde etrafta su birikintisi var mı? Şu civarda bir yerde hatırlıyorum sanki. Onu da köreltelim. Neyse. Bu adayı dönüştürmek istiyorum ama epey bir işimiz var. Sizi bu yüzden bekletiyorum Deepcraft bölümleri konusunda. Anlamışsınız herhalde neden neylerle uğraştığımı. Neden bölüm gelmediğini. Büyük işlere kalkıştık yani. Hiç huyum değildir normalde. Okul saatleri şunlar bunlar düşünürsek büyük işler yapma şeysi yok bende. Ama ne bileyim, günde 2 saat 3 saat ayrı ayrı artık halledeceğiz bu işi. Yani uykudan da kısabilen bir insan değilim. Uyumayı seviyorum. Uyumadığım zaman da kendimi çok kötü hissediyorum ertesi gün. Ama burası, bu ada güzel bir yer olacak. Evet, bu ada güzel bir yer olacak. Şimdi bakalım. Şunu alalım. Nerede bu vagon? Şurada ve hala dağıtımını gerçekleştiriyor. Hemen şöyle yapalım. TNT'lerin hepsini ben yükleyeyim. Ondan sonra bir dış çekime geçelim. Çatır kütür adamımızın patlayışını güzelce izleyelim. Hadi kaçtık.
Yalnız ne hızlandırmaydı be. Vallahi hilti gibi adamım. Adanın bir kısmı patlayınca şöyle bir insana benzedi ha bu buralar. Şundan alayını indirip biraz daha şey yapmak lazım böyle. Adayı deniz seviyesine çekip yok etmek lazım. Şurada bir tane bağımsız ada belki kalabilir ama belki burayı da yok ederim. Hiç belli olmaz benim sağım solum. Ama bir şeye eminim. Buranın nereden baksanız. Nereden baksanız. Bir Shulker'da TNT'ye ihtiyacı var. Bu kısım sanki tamam gibi. Bu kısım olmuş. Bu kısmı daha fazla delmenin bir mantığı yok. Nasıl yaparız? Şuradan sonrasını geri döndürürüz ya şeylerin, sistemin. Ya da en olmadı en garantisinden yapalım bir Shulker. TNT daha vursun kırsın patlasın. İndirebildiği kadar. Zaten misalyum adası olduğu için açılan çukurlar çok dert değil. Karanlık kalsa bile mob da olmayacak. Şimdi şöyle yapalım. Bu bölüm burada bitmesin. Şurada bir uyuyalım. Onur abinin dükkanına gidelim. Bir şeyler almamız gerekiyor oradan. Şuralarda ne mi varmış? Raylar varmış. Bu rayları şu diğer şalkıra atalım ki biraz da yer kalsın. Bu bölüm için yapmak istediklerim daha bitmedi. Bu bölüm bu şekilde bitmesin en azından. Hızlandırmaları falan koyduk. Güzel oldu ya bence. Alan eli yüzü açıldı. Ben böyle düşünüyorum en azından. Şu boş bir de şu boş. Tamam. Bunu koydum. Vitir kafalarımız. Ruh kumu, ruh kumu. Niye ikisi aynı miktarda var? Bakalım işte neler varmış. Ha. Bu biraz çer çöpmüş mesela. Şunu buna boşaltalım. Ya zaten dedim ya. Aslında adayı bir an önce patlatıp açıp edip falan böyle adam etme derdim tamamen şey yüzünden. Ya arkadaşlar gerçekten de bunalıyorum artık. Hani oraları adam edelim, bir sandık odamızı yapalım, şunu bunu yapalım falan. Bir düzenimiz belli olsun ya. Şurada ufacık yerde şalkır şalkır her şeyi dolduraraktan idare etmeye çalışıyorum ya nereye kadar? Nereye kadar? Güya dükkan yapma fikri vardı. Bölümden de geçecek ama kasabamız için bir şeyler yapalım bu bölüm. Mutlaka yapalım. Şimdi şöyle hangisi boş? Bunu buna aktaralım. Tamam. Yerden kazanalım. Bir şalkırımız boşa çıksın. Güzel. Şunu vitir kesme işlemine devam ederiz. Biliyorsunuz bir stek daha fener çıkacak kadar vitirimiz var. Bunu alalım. Bu boş bir şalkır. Bu da boş şalkır. Şunları böyle atalım. 4 şalkır kum alacağız. Eğer varsa şeyin Onur abinin dükkanında varsa eğer şunları üzerimize alalım. Bakayım. Gereksiz, şu gereksiz, bu gereksiz. Sen nesin burada? Prizmanın şeyiymişsin. Şalkırı birazcık drop var. Yerdeki itenler yüzünden oluyor herhalde. Uuu bayağı drop var. Hadi gel. Boş şalkırımız yoksa bir tane şalkır yapalım. Dedim ya 4 şalkır şey almamız lazım. Sonra da yapmak istediğim diğer şey şu. Bu kadar feneri boşuna kasmadım arkadaşlar. Bir bu kadar fenerimiz var. Bakın 60 tane fener bizim işimizi görür. Ama şuradakilerle yapmak istediğim çok bambaşka bir şey. Şimdi bizim vaktinde fazla abiden aldığımız bir şalkır obsidiyenimiz vardı. Var mı? Güzel var. Kalanını şey yapalım. Orta yerde durmasın. Yerine koyalım. Bir şalkır obsidiyeni vaktinde boş yere almamıştım. Planları büyüktü. Büyük planın hazırlığını önden yapmak gerekiyor. Şimdi hemen şunları atalım. Şu bir stek. Şu ikinci stek. Şu da üçüncü stek olmak üzere. Yakışıklı sen şöyle geliyorsun. Tık. Bir stek. Gel lan. Bir stek fenerimiz tamam. Şimdi ikinci stekimizi ayarlayalım. Hop. İkinci stek fenerimiz de tamam. Üçüncü stek fenerimizi de yapıyorum ve vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Artık şalkırımızda 3 stek fener var. Tamam. Peki ya bu fenerlerle ne yapacağız? Hemen gösteriyorum. Neredeyiz? Kasabadayız. Efsane kasabadayız. Şimdi ilk öncelikle şuradan kendimize yeni dükkanlar için bir yer belirleyelim. Bu arada yeni bir dükkanımız açılmış. Buraya da gelip bir müşteri olacağız. Ha, belediye binası var.
Boşluk bir yer kalmamış mı ya? Kasaba da olmamıştır herhalde ya. Ama Muhammed abinin iksir dükkanı bu arada. Şu an kasabadaki en şekilli şukullu şey olabilir çünkü fabrika mantığıyla işliyor. Efsane bir dükkan. Eline koluna sağlık. Düşünün aklına sağlık. Murat'ın ne dükkanıydı burası? Ha şey, gast. Yok, ejderha dükkanıydı. 3-4 tane kristal, bir tane şey. Valla dükkan için bir yer bulamamış gibiyim ama yeni dükkanlar için şuraya küçük bir tane yer şey yapabiliriz. Hemen şuraya bir tane çarpı atabiliriz. Tabela yok üzerimde ama zaten yeterli olur. Şimdi bunu şuradan bırakalım. Şalkırımızdan arkadaşlar cüzdanımızı alıyoruz. Cüzdanımızdan da bunları üzerimize alıyoruz. Bunları neden buraya kadar getirmiştim? Hemen size şöyle izah edeyim. Halkımıza hizmet için getirdim arkadaşlar. Artık kasabamız daha aydınlık bir yer olmalı. Bunu düşünerekten tüm bu fenerleri yanımda getirdim. Bu fenerler bizim için değil, kendimiz için değil. Tamamen Deepcraft halkası için. Bunları böyle sökeceğiz, yerlerine bunları takacağız. Çünkü Deepcraft'ın oyuncuları en iyisini hak eder her şeyin. Böyle de bir efsane bir hizmet olsun isterim. Güzel olacak. Bunların hepsini değiştireyim de şöyle bir ben hemen. Böylece seçimlerde kime oy vereceklerini az çok biliyorlardır. Halkımız hizmet görsün. Evet, geri geldim ve kasabadaki bütün lambaları fenerlerle değiştirdim. Güzel oldu mu bana sorarsanız enfes oldu. Hele de Shader'la bakınca şöyle bir psikopat güzel görünüyor ya. Muhammed abinin iksir dükkanı, ne bileyim bilimum diğer dükkanlar, şurası şey Fazla abinin dükkanı. Benim çok az dükkanım olmasına şu an bayıflandım. Bu kadar güzel bir kasabada benim çok az dükkanımın olması üzücü. Ama olsun. Bu kadar farmdır şudur budur derken sokak lambalarının gerçekten hoş olması cidden 10 numara. Cidden 10 numara ya. Yakışıyorlarmış ya. Ulan yakışıyorlarmış. Neyse, kasaba için çok fazla fener kullanamadım zaten. Azmış yani lambalar. İşte kaç tane kullanmışım? 55 tane falan kullanmışım. Yine de güzel. Adamımızı dönüştürmeye bölümden başladım. Önümüzdeki bölümler devam ederiz. Artık kendime güzel bir base yapmak istediğim için böyle bir şeye başladım. Fitir kesme sistemi diye bir şey gösterdim videonun başında. Sonrasında devam ettik. İşte adamı patlattım. Birkaç yeri düzelteceğim. Bir dahaki bölüme kadar ben yine adayla uğraşırım. Önümüzdeki bölümlerde de artık dükkandır, şudur budur, sandık odasıdır, item ayırıcılardır, işte sandık ayırıcılardır, fırın sistemleridir. Bununla uğraşırız. Yalnız size göstermek istediğim bir şey var. Şöyle bir şey. Nerede o? Witter. 128 Witter'ı öldürdüm. Witter seni hiç öldürmedi. Mükemmel ya. Bu arada neden 128 diyor ben size söyleyeyim. Normalde nereden baksan 2,5 katını öldürmüştür ama Entity Kremik'le öldürdüğüm için oyuncu yumruk atmazsa Wither'ı sen öldürdüğün sayılmıyor. Oyun kendi kendini öldürmüş sayılıyor. Neyse. Şu sıralar biliyorum Deepcraft bölümleri nadir geliyor. Daha çok işte Vay Efendim, Skyblock'tur falan, onlara fırsat buluyorum küçük küçük bölümler oldukları için. Ama Deepcraft da gelecek. Hiçbir zaman Deepcraft bitmeyecek benim ana serim olduğu için. Bu sezonu güzel şeyler yaparak bitireceğiz. Zaten bu bölümü yaptıklarım size önümüzdeki bölümler için spoiler olsun. Arkadaşlar, alta koyduğum linklerden kanalımızın, daha doğrusu serimizin diğer kanallarına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım bölümü sevmiş ve eğlenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşene kadar dur ama dur bir saniye. Gidip kendi dükkanımın önünde veda edeyim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kasabamız her haliyle güzel, ancak gece ayrı bir güzelmiş. Shader'la ayrı bir parlıyormuş. Onu fark ettim. Dedim ya, önümüzdeki Deepcraft videolarında görüşmek üzere. Skyblock'ta görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.